Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Geçtiğimiz günlerde külliyenin iki önemli siyasi misafiri vardı. Amerika'da iki senatör. Biri Jean Shaheen, daha doğrusu New Hampshire Demokrat senatörü ve diğeri de Chris Murphy, Connecticut, o da Demokrat. Esasında bu iki şahsın İsrail konusunda özellikle söylemde hayli sert bir tepki sistematiği geliştirmiş olan ve bu arada Hakan Fidan'ın da tabii Münih'te Uluslararası Adalet Divanı savcısı Han'la görüşmesi de çok önemli. Yani esasında İsrail'e karşı Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açmış olduğu soykırım davasını bizzat yakından takip ettiğini de sergileyen Erdoğan'la görüşmüş olmaları dikkat çekiciydi. Bu aynı zamanda Amerikan siyasi yapılanmasının barındırdığı farklı renklerden Amerikan demokrasisine ve devletine nasıl faydalı bir ufuk açtığını da göstermesi bakımından önemliydi. Yani Amerikan devleti esasında o siyasetin farklı bölümlerinde farklı renklerde bulunan politikacıları günü geldiğinde kendi hedefleri doğrultusunda farklı bir biçimde kullanabiliyor. Çünkü Amerikan başkanlık sisteminde Kara Avrupa'sında olduğu gibi bir parti disiplini yok arkadaşlar. Yani Amerikalı senatör ve temsilciler meclisi üyeleri kendi vicdanları ve siyasi kararları doğrultusunda karar veren insanlar. Bizde mesela grup başkan vekili vardır partinin. O grup başkan vekili o gün oylanmalara nasıl oy verileceğini anlatır milletvekillerine. El kaldıracağız, hayır protesto edeceğiz falan. Hatta bazen tartışmalı olaylarda bazı grup başkan vekillerinin milletvekillerine böyle yapa yapa insanları meclisten çıkardığını da görürüz. Bu Amerika'da yapılacak ve yaşanacak bir hikaye değildir. Bazen Amerikalı bir senatör, demokrat bir senatör, cumhuriyetçilerin karar tasarısına oy kullanabilir. Tersi de yaşanabilir. O yüzden Jean Shaheen ve Chris Murphy, Amerikan yönetimi adına geldikleri belli olan iki Amerikalı senatör olarak çok iyi seçilmiş karakterler. O anlamda söylüyorum. Şimdi Amerika'nın cumhuriyetçi veya demokrat kanadından İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren bir karakter veya iki karakteri külliyeye yollamanın bir anlamı yok. Ama bakın Chris Murphy, Senato Dış İlişkiler Komisyonu Komitesi de üyesi 16 Mart 2023'te ne açıklama yapmış? Demiş ki bu Netanyahu yeni kurduğu aşırı sağcı hükümetle Orta Doğu politikalarını yok etmekte kararlı bir kimlik taşıyor. Özellikle o hükümette yer alan aşırı sağcı politikacıların güçlenmesine izin veriyor. Amerikan Başkanı Biden ve yönetimi Netanyahu'nun özellikle Filistin devletinin bağımsızlığına karşı geliştirdiği politikalara yaptırım uygulamalı diyor. Yaptırım. Yani Amerikan Başkanı demeli ki Netanyahu'ya, sen bu kafayla gidersen ben sana yaptırım yapacağım. Bunu söylediği tarihte daha ne Hamas saldırısı var, ne Gazze savaşı var, ne bir şey var. Chris Murphy, demokrat bir lider, yönetici olarak, senatör olarak İsrail'e karşı değil. Ama belli ki özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki demokrat Yahudi lobisine daha yakın bir karakter. Nitekim Kasım ayında, o ara verilmişti yani kısa bir ara. Orada diyor ki, yaptığı senato konuşmasında, biz bütün müttefiklerimize dönük askeri yardımları uluslararası hukuk ve Amerikan kanunları zemininde yapmak zorundayız. Özellikle
Savaş döneminde müttefiklerimize dönük hassasiyetimiz artıyor. Ukrayna ve İsrail'e verdiğimiz askeri yardımın uluslararası hukuk ve insan hakları zemininde kullanılması gerektiğinden haberdar olmak zorundayız. Gazze'de ölen sivil sayısı kabul edilemez. Daha o zaman söylüyorum. Ahlaki bir sorunla karşılaştık ve İsrail oradaki sivil sayısını çok özür dilerim gripten. Yeni kalktığım için ancak böyle size yardımcı olabiliyorum. Ve İsrail oradaki sivil sayısını azaltmak gibi bir ahlaki sınavla karşı karşıyadır diyor Chris Murphy. Demek ki Amerikan Kongresi'nde herkes Netanyahu yanlısı, İsrail ne yaparsa yapsın diyenler grubundan değil. Jean Shaheen biraz daha ortalarda duran bir demokrat. Yani güçlü bir kadın. 1997-2003 New Hampshire valiliğini de yapmış. Fakat bir yere kadar gidiyor. Chris Murphy kabahatler değil ama onun da İsrail'e karşı bir ayrı parantezi var. Mesela İran nükleer anlaşmasını Barack Obama zamanında imzalanan İran nükleer anlaşmasını desteklemiş. Büyükelçiliğin, Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına karşı çıkmış ve demiş ki bu tür bir uygulama hem İsrail'e hem de Amerikan yönetimine büyük ve ağır yük getirir demiş. Ve antisemitizmle farkındalık kanununu desteklemiş. Hamas'ın son saldırısında iddia edilen, sonradan boş çıktı, tecavüz vakalarını da bir karar tasarısı haline getirmiş. Yani esasında Chris Murphy'ye göre İsrail'e biraz daha yakın, fakat İsrail'in yaptıklarına ilişkin bazı çekinceleri olan bir karakter. Ben de ilk başta şüphelendim. Ya dedim, şimdi Erdoğan Amerika ile balayına girdi özellikle son dönemde. Acaba birilerini yolladılar da hani bir temas mı sağlıyorlar İsrail lobisiyle? Bence şunu yapmaya çalışıyorlar, onu da söyleyeyim Amerikalıları tanıdığım için. Erdoğan'ın hoşuna gidecek iki demokrat senatörü yollayarak İsrail'le ilgili retoriğinin, yani konuşmalarının ve duruşunun biraz yumuşamasını söylüyorlar. Ama tabii Erdoğan karşısına gelen insanların İsrail'e mesafeli bir kimlik taşıması nedeniyle onları kabul etmek ve dinlemek zorunda kalıyor. İşte benim de söylediğim hikaye bu. Ama benim gördüğüm kadarıyla Netanyahu'nun gittiği an itibariyle, yani bir gün gidecek Netanyahu sonuç itibariyle, Netanyahu'nun gittiği an itibariyle Erdoğan İsrail'le olan ilişkileri Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın da desteğiyle yeniden yapılandıracaktır. Bu açık ve net. Çok net gözüküyor. Yani İsrail'le ilişkiler şu an için askıda. Anladınız siz beni. Hoşça kalın.